arkadaşlarımız ne kadar efendim fikirleri, görüşleri geniş. Şimdi bu zincir marketlere üç harfli diyorlar. Şimdi üç harfli deyince tabi daha önce biz üç harfli işte cinlerle ilgili hani üç harfli derdik. Hatta niye cin demiyorsunuz da üç harfli diyorsunuz? Çünkü Allah Kur'an'da cin demiş, üç harfli dememiş. Siz yani cin kelimesini kullanmıyorsunuz da üç harfli diyorsunuz falan gibi. İşte yani buna cin marketler gibi demeye çalışıyorlar. Şimdi bu üç harfli marketler veya malum zincir marketler, şimdi hükümet alternatif olarak tarım kredi kooperatiflerini hemen kurdu. Şimdi işte gazetecilerin vermiş olduğu böyle bir heyecan da var. Zaman zaman geziyoruz marketleri. Bakıyoruz ki ne yani tarım kredinin marketlerinde fiyatlar daha yüksek olabiliyor. Veya diyelim ki ne o marketler her hafta fiyatı artırıyor. Ayda değil her hafta fiyatlar değişiyor. Tarım kredide de değişiyor. Şimdi tarım kredi onlara alternatif olarak bazen bazı ürünlerde haftada bir böyle spot indirim yapıyor. O da işte oraya 20-30 tane paket getiriyor. Bunu çok ucuza veriyor. Yani bunu ucuza verme. O normal fiyatların, raftaki fiyatlarını efendim 5 lira indirsen veya 10 lira indirsen herkes gelse alsa. Veya aynı senin markette sattığın tarım kredinin efendim yağını efendim karşı taraftaki esnaf senden 5 lira 10 lira aşağı satıyorsa ortada düşünmek lazım. Şimdi tarım kredinin kar etmemesi lazım. Yani biz çocukken işte efendim orada pirinç satan kooperatifler vardı. Efendim veya yağ satan kooperatifler vardı. Sade yağ, sade pirinç satan kooperatif. Biz giderdik oradan efendim uzunca bir kuyruktan sonra 3 kilo 5 kilo pirinç alırdık. Ama şimdi marketler var, içi mal dolu ama fiyatlar yüksek. Fiyatlar her hafta değişiyor, her hafta değişiyor. Onları takip etmek, onlara yetişmek. Yani tarım kredi, kooperatif marketleri, yani kuruluş amacını şu an yerine getiremiyor diye düşünüyorum. Yani bir makarna grubuna bakıyorsun, işte efendim kuru bakliyatlara bakıyorsun, yağlara bakıyorsun, çaylara bakıyorsun. Diğer o zincir marketlerden hiçbir farkı yok. Hatta bazı ürünlerde fazlası var. Bunlara dikkat edelim. Yani o zincir marketlerden 2 lira aşağı versen, 5 lira aşağı versen senin raflarında mal kalmaz. Hani ticarette derler ya sürümden kazanırsın. Sürümden kazanırsın. Hem amacına ulaşmış olursun hem de halka hizmet edersin hem de hükümet puan kazanır.